İyi akşamlar Belediye TV izleyenleri. Şu anda Üsküdar'dayız. Üsküdar'da 31 Mart yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Ahmet Kılıç konuğumuz şu anda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, Sayın Başkanım, bizler sizi medyadan takip ettik, biraz tanıdık ama bizi izleyen Üsküdarlı vatandaşlarımız için bir kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben aslen Trabzon Maçkalıyım. 1978'de Üsküdar'a geldim. 41 yıllık Üsküdarlıyım. Üsküdar'da değişik kollarda esnaflık yaptım. Üsküdar'ın sayılan, sevilen bir esnafıyım, iş adamıyım. 35 yıllık Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partili bir aileden geliyorum. Partinin içerisinde büyüdüm. Partimde değişik kademelerde görev yaptım. İlçe yöneticiliği yaptım. Esnaf komisyon başkanlığı yaptım. 10 yıldır da partimi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediye meclis üyesi olarak temsil etmekteyim Üsküdar'ımızda. Geçen dönemde aday adayıydım. Eğilim yoklamasında 3. sırada çıkmıştım. 1., 2., 3. arasında bir tercih yapılacaktı. Fakat o günlerde yapılan bir atamayla İhsan Özkes beyefendi aday olarak Üsküdar'a gönderildi. Bu dönem bunu yaşamama adına Üsküdar örgütü hep beraber içimizden biri, örgütten biri 6 aday adayı yarıştık. Sağ olsun genel başkanımız bu ulvi görevi kendileri bize tevdi ettiler, sundular. Biz de onları bu büyük sorumluluğu yerine getirme adına Üsküdar'ı alarak Üsküdar'ın bayrağını, Üsküdar'ın anahtarını inşallah kendilerine teslim edeceğiz. Evet başkanım, halk şu anda sizlerin neler vaat edeceğinizi merak ediyor. Üsküdar'la ilgili projeleriniz nedir? Şimdi tabii bu önümüzdeki süreç içerisinde detaylı bir çalışmalar yapacağız. Biz daha 2 günlük atanmış belediye başkan adayıyız. Tabii ki ben Üsküdar'ın problemlerini, sorunlarını 41 yıllık bir Üsküdarlı olarak biliyorum. Üsküdar'ın en önemli sorunu imar sorunu var. 40 yıllık bir imar sorunu var. Trafik sorunu var. Yurt sorunu var. Kreş sorunu var. Yani böyle Üsküdar'da bir tane kreş yok. Yani çocuklarımızı bırakabileceğimiz bir tane kreşimiz yok. Yani devlete, kamuya ait bir tane kreşimiz yok. Yani böyle sıralayabiliriz bunları. Bunları biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Özellikle imar konusunda vatandaşlarımız, Üsküdar halkımız, özellikle 16 mahallemizi ilgilendiren ve Üsküdar'ımızın yaklaşık yarısını ilgilendiren, yani yarı nüfusunun barındığı 16 bölgemizi rahatlatacak çalışmalarımız var. Bunları ileriki günlerde kendileriyle böyle ayaklarına giderek onlara izah edeceğiz, anlatacağız. Nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Yani o 2960 sayılı Boğaz yasası var. Bunu Yavuz Türk mahallemizi bundan ayırarak çözmeye çalışacağız. İlk etabımız olacaktır. Hamlemiz olacaktır. Yöntemlerimiz var. Bazı usulleri var. Bunları devreye sokarak Üsküdar halkını bu konuda rahatlatacağız inşallah. Peki Sayın Başkanım, şu anda Üsküdar gerçekten İstanbul'un en önemli ilçelerinden bir tanesi. Tarihi Yarımada'dan sonra yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen ilçelerden bir tanesi. Turizmle ilgili planlarınız neler? Turizmle ilgili kafanızda ne var Üsküdar'da? Tabii Üsküdar gerçekten İstanbul'un ilçelerinden sahile en uzun kıyısı olan ilçemiz. Fakat turizmden de herhalde belki Beykoz bizim altımızda olabilir, Üsküdar'ın altında olabilir. Turizmden en az yararlanan bir konumda. Bu 40 yıl önce böyle değildi ama. 40 yıl önce böyle değildi. Ben Üsküdar'ı biliyorum. Üsküdar bir ticaret merkeziydi 40 yıl önce. Biz bunu, bu bir anlayışla tabii bu hale getirildi. Üsküdar köhneleşti. Üsküdar'da
bu kadar üniversite olmasına rağmen yani buraya gençleri çekeceğiz. Turizmi canlandıracağız. Tarihi kent dokusunu yeniden Üsküdar'a kazandırma adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ama 15 yıldır kimse Üsküdarlı Üsküdar merkezine inemiyor. İnşaattan dolayı merkeze inemiyor. Esnaf hakeza hepsi kaçtı gitti. Üsküdar ölü bir kent haline dönüştü. Üsküdar şu anda İstanbul'un oteli halinde. Yani gece yatıyor insanlar, gündüz de işe gidiyorlar. Bir yaşam alanı, yaşam merkezleri kalmadı Üsküdar'da. Bir kravat alacağımız bir mağazamız yok. Ayakkabı alacağımız bir mağazamız yok. Yani bunları yeniden çalışmalar yapıp yeniden Üsküdar'ımıza kazandıracağız. Ben 10-12'li yaşlarda Üsküdar'ın kalbi özellikle mesela bu Beykoz'dan, Şile'den, Ümraniye yoktu zaten o zaman. Ataşehir yoktu. Bunlar Üsküdar'dan ayrılma. Üsküdar'ın kalbi, ticari kalbi bizim Uncular Caddemiz vardı. Ben İstanbul'a hiç adım atmadan Uncular'ı biliyordum. Yani Trabzon'da yaşarken köyde ben Uncular, yani Üsküdar'ın kalbinin attığı Uncular'ı biliyordum. Bunları yeniden Üsküdar'a kazandıracağız. Yani cazibe haline getireceğiz Üsküdar'ı. Herkes Üsküdar'dan bahsedecek. Hedefiniz ve idealiniz bu noktada. Evet, evet. Peki Sayın Başkanım, siz bir Trabzonlusunuz ve mevcut belediye başkanı tekrar aday gösterildi. O da bir Trabzonlu. Evet. İki Trabzonlu meydanlarda olacaksınız. Şu anda rakibinizi yeterince tanıyor musunuz? Ve kendisiyle bir temasınız oldu mu? Buradan kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Ben Hilmi Başkanım'la beraber 10 yıldır beraber çalışıyoruz. O bizim belediye başkanımız. Biz de onun meclis üyeleriyiz. Biz siyasi rakibiz ama düşman değiliz. Her zaman görüşürüz, konuşuruz, Üsküdar'ı konuşuruz, dertleşiriz. Hatta ben aday olmadan önce kendisine nezaketen ziyaret ettim. Aday olacağımı söyledim, bildirdim. Hatta o gün bile kendisine iki Trabzonlu'nun yarışacağı bir resim, bir poz verelim medyaya paylaşsınlar. Yani iki ben yani yaklaşık Eylül ayıydı kendilerini ziyaret etmiştim bu konuda. O günden bugünü yaşamak istemiştim. Peki başkanım, şu anda ikiniz de adaysınız ve ikiniz de Trabzonlusunuz. Acaba Üsküdar şu anda bütün Türkiye'ye model olacak bir uzlaşı ve nezaket seçimine girer mi? Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Üsküdar'da gerçekten bütün Türkiye'ye örnek olacak bir seçim süreci yaşayacağız. Hem Hilmi Başkanımız, hem AK Parti kanadı, hem Cumhuriyet Halk Parti kanadı. Herkes de bunu böyle görecek, bilecek. Nezaket içerisinde bir seçim aynen, geçecek. Aynen, peki aynen. Alınan bir kararla artık afiş, broşür, bayrak ve anons arabaları yasaklandı. Ve dolayısıyla artık adaylar kendisini medya, sosyal medya ya da birebir halkla temasla kendisini tanıtacak. Bu fikri nasıl destekliyor musunuz? Destekliyorum. Çok güzel bir karar oldu. Bunun hakikaten yani bugüne kadar gerçi teknoloji bu kadar ilerlememişti. Şimdi teknoloji bayağı ilerledi. İnsanlar kendilerini sosyal medyadan daha güzel tanıtma imkanına sahipler. Gerçekten çok güzel bir adım oldu. Ben siz de sosyal medya kullanıyor musunuz? Çok iyi kullanamıyorum ama kullanmaya çalışıyorum. Artık bundan sonra sıkı kullanırsınız. İnşallah. İnşallah. Sizleri takip etmek isteyen, sizlerin çalışmalarınızı yerinde incelemek isteyen ya da katkı sağlamak isteyen yurttaşlarımız, halkımız sizi nereden takip etsin, nasıl takip etsin? Artık anons arabaları da yok, şey de yok, afiş broşür de yok. Belli bir programımız artık sosyal medyadan diğer adaylar gibi siz de tanıtacak mısınız? Tabii ki, tabii ki. Aynen öyle devam edeceğiz. Ama bu sosyal medya üzerinden bizi takip etmeye devam etsinler. Edemeyenlere biz zaten ulaşacağız.
biz herkesin elini sıkacağız. Peki yetişecek herkesin mi? Şu anda tam 2 ay var. Vallahi geceyi gündüze katıp yetiştireceğiz inşallah. Sürekli evet, evet. Bize de zaman ayırdınız. Evet. Peki şimdi biz kendi televizyon kanalımızdan biraz bahsedelim. Türkiye'de bir ilk yerel yönetimlerle ilgili bir televizyon kanalı kuruldu. Bakanlar Kurulu kararıyla üniversitelere ve belediyelere ulusal televizyon kurma yasaklandı. Dolayısıyla belediyeler kendini ifade etme noktasında ciddi bir sıkıntı yaşıyordu. Biz de bu boşluğu fark ederek bir televizyon kanalı kurduk. Bütün Türkiye'deki belediyelerin çalışmalarını halka ileteceğiz. Halkın taleplerini belediyeye aktaracağız. Elimizden geldiği kadar farklı belediyelerin çalışmalarını farklı belediyelere de ulusal bir platformda göstererek ülke yönetimine, yerel yönetimlere katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kanalımızla ilgili fikrinizi ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki ben haktan, hukuktan, adaletten yanayım. Hiç ayrılmadım. İnşallah da ayrılmayız. Bütün yayın yapan, bütün yayın kuruluşlarını da buna davet ediyorum. Asla haktan, hukuktan, adaletten ayrılmasınlar. Yani bir partiyi veya bir siyasi düşünceyi, bir siyasi görüşü karalayıp diğerini parlatan yönde olmasınlar. Gerçekler neyse, bakın ben hiçbir siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Gerçek neyse, ne oluyorsa onu göstersinler yeter. Benim bütün medyadan, bu görsel, yazılı bütün medyadan beklentim bu. Doğrular, gerçekler. Gerçekten ne olmuş? Yani şurada bir çöp var. Bu buraya, yani kimse çöpü kasıtlı bırakmaz ama bırakanlar var. Bakın bırakanlar var, 5 dakika sonra onu çekenler var. 5 dakika sonra onu çekenler var. Bunlar gerçekten iyi şeyler değil. İyi örnekler değil. Biz birbirimize ne kadar yaklaşırsak, birbiriyle ne kadar böyle açık fikirle tartışırsak doğruyu o zaman buluruz. Daha rahat olur. Adım atma adına, ilerleme adına, gelişme adına, ülkeyi bir adım öne taşıma adına bunları yapmak zorundayız. Bizden sonrakilere örnek olmak zorundayız. Eğer bunları yapamıyorsak gerçekten bugüne kadarki bütün yapılanların hepsi boşa gitmiş olur. Çok güzel örnekler olmalıyız. Evet. Çok güzel, güzel ahlaki örnekler bizden sonrakilere bırakmalıyız. Bizim de hedefimiz zaten siyasi parti ayırmaksızın gerçekten fark yaratan belediyeleri, fark yaratan belediyeciliği ekrana taşıyarak farklı belediyelere, farklı partilere de örnek olması noktasında bir vesile olmayı düşünüyoruz. Sizce Belediye TV bir ihtiyaç mıydı? Bu eksikliği kapatır mı? Vallahi çok güzel. Ben çok memnun oldum, mutlu oldum. Yani hangi belediye olursa olsun, hangi siyasi partinin belediyesi olursa olsun yararlanmalı, faaliyetlerini yapmış olduğu tüm işleri, attığı tüm adımları orada sizlerin kanalıyla anlatırsa zaten vatandaşın karşısında, vatandaş da onu değerlendirirken ona göre değerlendirir. Bundan daha büyük bir şey olamaz yani. Peki olamaz. Röportajımıza katıldığınız ve bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür eder, başarılar diler Sayın Başkanım. Vallahi ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. İnşallah çizginizi hiç değiştirmeden böyle devam edersiniz. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum.